Gönülledi bilende, gönül efendim. Böyle seslendi hafız merhum Saadettin Kaynak beyefendi bizlere. Elbette aşk nedir, sevda nedir bilmek gerek. Aşığın, maşukunun hassasiyetleriyle bütün dünyasını donatması gerek. Öyle değil mi?
İşte biz de sizlerle birlikte olacağımızı bildiğimiz için sizlere gönül dünyamızın güzelliklerini aktarmak için huzurlarınıza geldik. Bu muhabbetle name dolu sohbetimizi sizlerle paylaşmak üzere bizlere tevarüs eden bütün güzellikler, her ne var ise onları sizlerle paylaşmak için yine Muhabbetname programında huzurlarınıza geldik. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri elbette hepimizi farklı güzelliklerde, farklı özelliklerde yaratmış. Çünkü Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sünnetullahı gereği yaratmaya devam eder. Ve bütün güzellikleri gönlü güzel insanların gönüllerine tabiri caizse hiç sakınmadan cömert bir şekilde dağıtıverir. Cenab-ı Allah adalet sahibidir ve onun adaletiyle gönlü güzel bir insanın gönlünün bir köşesinde ortaya çıkar, neşet eder bir aşk deyişi, bir muhabbet kelamı. Nihayetinde bu aşkın ve muhabbetin peşinden devam etmemiz de bir ölçü ve sistematik dairesinde yaptığımızda karşımıza musikinin kendisine has ölçüleri, nameleri çıkar. İşte muhabbetle nameyi bir araya getirmemizin sebebi de budur. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere kendi ruhundan ruh üflemiş ve vermiş olduğu o önemli emanet de kendi güzelliklerini taşımakta. Kendisine ait olan güzellikleri yine Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu bu cüz'i iradeyle bütün güzelliklerle buluşturmayı murad ettik ve bununla birlikte bu düşünceyle sizlerin huzuruna geldik. Okumuş olduğumuz eser bize bugünkü sohbetin nasıl bir şekilde zuhur edeceğine bir işaret noktasında önemli bir eserdi. Biz de bu eserin peşinden yola çıkarak gerçekten kendi dünyamızda çok önemli bir yere sahip olan musikimizi, musikinin içinde gerçekten çok önemli bir yere sahip olan bir cüz olan din musikisini çok kıymetli dostum, çok kıymetli üstadım, yardımcı doçent doktor Arif Demir Beyefendi ile konuşmaya gayret edeceğiz. Efendim Arif Demir Bey, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini devam ettirmekte. Aynı zamanda konservatuvarımızın kendi alanında kurulan ilk ve tek konservatuvarın müdür yardımcılığı vazifesini de devam ettirmekte. Efendim şimdi sizler adına değerli konuğum Arif Demir Beyefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz, bu güzel açışınız, bu güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir davete açış oldu. İcabet etmeniz bizi gerçekten çok mutlu etti, mesrur etti. Bunu da ben de ifade etmek zorundayım. Çünkü biz burada her ne yapıyorsak sizin bizlere açmış olduğunuz musikimizle alakalı bilimsel çalışmaların ışığında yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sizinle birlikteliğimiz biraz gecikmiş bir birliktelik ama size olan muhabbetimiz baki bir muhabbet. O yüzden hem bu gecikmişliği telafi edelim hem de muhabbetimizi size izhar edelim diye davet ettik. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Arif Hocam. Hemen aslında bu eserle başladık ama sizin hem sohbetinize hem muhabbetinize ihtiyacımız var. Biraz hem fakülteden bahsedelim hem de özellikle Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan bahsedelim diye arzu ediyorum hocam. Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Gecikmiş falan değil. Biz sizi takip ediyoruz. Sizin olduğunuz yerde muhabbeti de görüyoruz. Evet. Programlarınızdaki muhabbeti, o imbik imbik damıtılan o sevgiyi, Allah o güzelliği razı olsun. Alıyoruz inşallah. Burada da onu hissettik. Çok Allah teşekkür ederim bu duyguları bize yaşattığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na bağlı bir Türk Din Musikisi. Az önce söylediniz. Alanında Türkiye'de ilk ve tek lisans eğitim veren bir kurum. Bundan dolayı da hem mesruruz hem mutluyuz. Hem de ciddi anlamda bir sorumluluk taşıdığımızın da farkındayız. Çünkü yıllar var ki yani hiçbir zaman din ve musiki konusu bitmiş bir konu değildir. Belki kainatın yaratılışındaki aşk, muhabbet, o sevginin bir tezahürü olarak devam eden bir konudur. Ama geçmişimizde din ve musiki ecdadımız o kadar güzel bir araya getirmiş ki, o kadar güzel birliktelik yoğurmuş ki, ondan da bütün kendi bölgemizi, kendi coğrafyamız değil ama bütün dünyayı saran güzel bir musiki medeniyeti oluşturmuş. Dolayısıyla din ve musikinin bizim hayatımızda, bizim medeniyetimizde olmadığı bir an, bir an-ı seyyale bile olamaz.
Bunu tabii muhakkak sadece İslam sonrası Türkler için söylemiyoruz. İslam öncesinde de bir din ve müzik ilişkisini hep görüyoruz. Dolayısıyla kadim kültürümüzün, kadim medeniyetimizin çok önemli nüvesini, en önemli unsurunu oluşturan musikiyi geçmişte ecdadımız nasıl aslında uygun, esasına uygun yapmışsa biz de 21. yüzyılda oradan neşet eden o görevle, o görev bilinciyle inşallah bu bize tevarüs edilen yükü bayrağı aldık, taşımaya çalışıyoruz. Bu anlamda yükümüz ağır dedik çünkü malumunuz üniversitelerimizde konservatuarlarımız var. Yıllarca da emek verdiler hocalarımız, teşekkür ediyoruz onlara. Fakat Türk din musikisini bağımsız bir lisans eğitimi verme konusu bizim üniversitemize nasip olmuş olması da bizim son derece mutlu etti. Üniversitemizin büyüklerine, kurucularına, rektörümüze buradan saygılarımız, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Müdürümüze aynı şekilde. Dolayısıyla onlar bize bu yükü omuzlarımıza verdi ama yanı başımızda sürekli bizi destekleyerek bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü din ve müzik, din ve musiki konusu az önce söyledim. Başından beri devam eden, kainatın başından beri devam eden, hatta bir rivayete göre Eles nazariyesiyle anlatan Cüneyd-i Bağdadi'ye göre insanoğlunun müzikle ilişkisi Eles bezmine kadar götürmüştür. O der ki, malum rivayeti bilirsiniz, işte Allah-u Teala Eles bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna bütün ruhlar olarak hepimizin bela, yani evet sen bizim Rabbimizsin o sözümüzü esnasındaki Allah'tan duymuş olduğumuz o sesin aslında dünyaya gelen bütün ruhlar, bütün insanlar tarafından işte o Allah'ın o ilk evvelde duymuş olduğu sesi arama amaçlı olduğunu. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Belki bunu, maşallah, buna meftuniyetten, belki buna meczubiyetten dolayı olduğunu hasıl eden büyüklerimiz olmuş. Ben elhak buna katılıyorum. Çünkü güzel terennüm, mülayemetli ses hep güzeli çağrıştırır. Peygamberimize demiyor mu ki İnnallâhe cemilun yuhibbül cemal, Allah güzeldir, güzeli sever. Elhak, biz de bu düsturla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Öğrencilere yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah. Maşallah. Çok güzel ifade ettiniz ve gerçekten hani Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu en önemli özelliklerden bir tanesi de güzeli aramak, güzeli bulmak, evet, ve bulduğumuzda da mutlu olmak hasleti. Evet. Yani ruh daima güzele doğru bir meyil ve serüven halindedir ve her zaman çirkin olandan kaçar ruh. Eyvallah. Bazen nefsimiz galebe çalar, o çirkine doğru yönlendirir ama orada da Allah-u Teala kapıyı hiç kapatmamış ve hemen o anda tevbe eder. Bir estağfirullah deyişinde bile kulun bir name vardır, evet, musiki vardır. Üstadım, o halde zatenizden bir örnek dinlesek ve daha sonra din musikisiyle alakalı, bu kavramla alakalı biraz sohbet etsek diye, eyvallah, arzu ediyorum. İnşallah. Zatenizin sesiyle gönlümüz serfiraz olsun diye arzu ediyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Bir eser paylaşsanız hangisi olur hocam? Şey yapalım, nihametle açış yaptınız. Eyvallah. Nihamet, tamam, devam edelim inşallah. Eyvallah, ne güzel. Ya Resulallah, aşkım ile aşıklar.
İki başkın şerabını kansın yâre şu lamba. İki başkın şerabını kansın yâre şu lamba. Kol seni seven kişi verir yoluna başı. Maşallah, barakallah. Ağzınıza sağlık hocam. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Güzel ifade ettiniz bu muhteşem iki eseri. Bir salatü selam ile başladık. Ardından yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, hani bir anlamda ilanı aşktır derim ben bu tarz ifadelere. İlanı aşk ile başladı, devam ettiniz. Salatü selam ile başladığınız yola. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah tesirle eylesin inşallah. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Hocam iki eser seslendirdiniz ve ikisi de bizim dini musiki formunda iki eser idi. Musikiyi genel olarak düşündüğümüzde elbette musikiyi farklı şekillerde ifade ettiğimiz birçok bölümden oluşan bir bilim olarak görüyoruz. Bunların içinde de Müslüman olmamız hasebiyle aslında bizim dini musiki dediğimiz bu alanda bir cami musikisi ve tekke musikisi kavramları çıkıyor. Genel olarak Türk din musikisi nedir hocam? Yani biz bunu inancımızla nasıl bir noktada örtüştürerek ifade ediyoruz? Nasıl anlamalıyız? Tabii şöyle, bu kavram, Türk din musikisi kavramı aslında daha sonralar verildi. Tıpkı bizim sanat müziği, halk müziği gibi musikiyi formlara ayırdığımız gibi. Evet. Fakat müzik bidayette tektir. Eyvallah. Müzik hani... Şu değerlendirmelerde çok doğru bulmam. İşte dini musiki, la dini musiki, müzik zarftır. Onun içerisine giren her şey mazruftur. Biz belki kendi coğrafyamızda, kendi milletimizin yapmış olduğu musikiye Türk din musikası diyoruz. Ancak almış olduğumuz ilham daha üst bir durum, daha üst bir kavram var. Çünkü belki... İslamiyet öncesi musikimizde de din vardı. Örneğin yuh törenlerinde, sığır denilen av törenlerinde ya da çeşitli etkinliklerde, etkinler için yapılan toylarda yine dini müzikler vardı. Ama o dinin unsurlarıyla vardı. Fakat İslam sonrası bu milletin, bu Necip milletin ciddi anlamda musikiye dair inanılmaz bir çalışması var. İnanılmaz bir değeri var. İnanılmaz bir dağrı var. Ben bunu şöyle yorumluyorum, şöyle görüyorum. Bu milletin
Efendimiz'e olan saygısının son safhada olduğu, Allah'a olan hürmetinin en maksimum düzeyde yaşattığının bir ürünüdür bizim musikimiz. Yani bir aşk hali, bir cezbe hali, eyvallah, gibi bir tezahürle karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Aynen. Belki hani bu kadar çok işte dini musikimizde tekke müziği, cami musikisi diye iki ana arter ayırıyoruz. Hı hı. Cami musikisinin içerisinde 15'in üzerinde form var. Hı hı. Yine tekke musikisinin içerisinde bir o kadar form var. Yine bunun yan tezahürü olarak mehter musikimizde yine milli manevi formlar, duyguları içeren formlar var. Bütün bunları topladığınız zaman, damıttığınız zaman bir Allah çıkıyor, bir de peygamber çıkıyor, aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Evet. İşte ondan onu, yani bu iki kavramı bizim milletimiz her halükarda, her zaman diliminde, her mekanda anmaya gayret etmiş. Bu kadar formun, bu kadar çok, belki toplasanız 50'ye yakın, 50'nin üzerinde, evet, yani okunanlar, okunmayanlar şu anda bunlar belki sayısını biliyoruz sadece. Belki özel insanlar, gayreti olanlar bunlarla iştigal ediyorlar, sizler gibi örneğin. Evet. Ancak geçmişte yapılmış ama şu anda belki raflarda bekleyen bir sürü formlar var. Biz bunları geçmişte bu kadar canlılıkla, bu kadar güzellikle, özellikle Osmanlı'da dini gün ve gecelerde bu kadar çok güzel kullanmamızın sebebi, az önce de söylemiş olduğum iki önemli kavramı öne çıkarmak içindir. Allah ve Resulü. Yani ecdadımız her halükarda Allah'ı anmayı, peygamberimize salavat-ı şerife getirmeyi, onu sürekli zihninle, duygusuyla, kalbiyle onu canlı tutmanın adıdır formların çeşitliliği. Evet. Dolayısıyla Türk musikisinde, Türk musikisi kavramının içerisine giren gerek dini musiki, gerek sanat musikisi, gerek halk musikisi ya da diğer, hı hı, müzik türlerinin tamamında bu aşkı, bu cezbeyi, bu iştiyakı, bu veçti görmemiz gayet doğaldır. Evet. Hocam izninizle bir eser okuyayım o halde, şarkı, evet, formunda. Yine bir şarkı formu eserle devam etmiş olayı. Ama ilahi tadındadır. Dini musiki yani, tadındadır. Az önce de yaptığınız oydu ama çok güzeldi. Çünkü Allah-u Teala'nın hani his noktasında bahsetmiş olduğu zenginlik de bu noktada ortaya, evet, çıkıyor. İfade ettiğiniz gibi şu dinidir, şu la dinidir, evet, diye ayırmaktansa musiki eğer aşkımızı arttırıyor ise bizim Mevla'ya yaklaştırıyor demektir. Eyvallah. Hangi formda olursa olsun. Eyvallah. Nerede olursa olsun. Eyvallah. Bir şarkı hazırlamış, prova etmiştik hocam. Onu zaten size ve seyircilerimize takdim edelim. Eyvallah. Buselik makamında bir şarkı. Epeydir benim de böyle meşk etmediğim bir eserdi. Bir fırsat bulmuşken sizin yanınızda okuyayım inşallah. Gözümde özleyim, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teli var. Bana benden yakın, benden yabancı, İçim gezen biri var. Bana benden yakın, benden yabancı,
Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sizin de gönlünüze sağlık. Başka bir alem hocam. Yani evet. Hani ifade etmek lisanımıza bile yakışmıyor ama musiki insanın aşkını arttırır ise güzel şeyler çıkıyormuş ortaya. İnşallah aşkımız artsın da İnşallah. Çıkan şey güzel olsun. İnşallah. Hocam elbette konservatuvarda sürekli talebelerle iç içesiniz. Onların her biri ayrı bir alemi temsil ediyor sizin için. Evet. Nasıl öğrencilerle birlikte olmak? Musikiyle böyle tabiri caizse hani talep ediyorlar bir şeyi öğrenmek için, bir güzellikle yüz yüze kalmak için bir pozisyon almış ve hazırlık içine girmişler. Ve siz de onlara bakıyorsunuz de diyorsunuz ki işte bütün güzellikler burada. Evet. Meşrebinize göre alın bakalım. Biraz o noktadan öğrenci üstad ilişkisinden bahsetseniz. Tabii çok önemli bir konu öğrenci hoca ilişkisi, talebe muallim ilişkisi. Çok güzellikleri var. Yani evet. Hep sorarlar derler ya hani işte dünyaya tekrar gelsem gelirseniz ne olursun diye sorusunu herkes kendi mesleğini evet. söyler ama evet. bunu öğretmenlerde bunu hocalık yapan ister orta öğretim kurumlarında ister yüksek öğretim kurumlarında bunların bu sözü söylemesini içinden birisi olarak evet ben tekrar hoca olurdum demesini net anlıyorum çünkü onu yaşıyoruz. Bir şeyler vermek, bir şeyler öğretmek ya da aslında öğretirken öğretmek kadar zevkli bir şey yok. Evet. Yani herkes belki zanneder ki muallim her şeyi bilir ya da çok şeyi bilir öğretir. Hayır. Öğretmen de hoca da muallim de nerede olursanız olun aslında öğrenciden kurumdan doğadan evet. tabiattan insandan zamandan mekandan çok şey öğreniyorsunuz. Ben uzun yıllar orta öğretim kurumlarında çalıştım çeşitli pozisyonlarda evet. ama üniversitede de konservatuar hocalığı ya da üniversitede bu görev bambaşka bir şeymiş onu yeni fark ettim evet. çünkü az önce buyurdunuz ya gökkuşağının renkleri gibi her sesten, her evet. renkten, her zevkten, her formdan, her yöreden insanlar getiriyorlar. Tabiri caizse eteğindekini
döküyorlar. Evet. Ortaya büyük bir şey oluşuyor. Belki buna aşure tabirini kullanmamız yerinde olur. Evet. Yani işte doğusundan, güneyinden, kuzeyinden, iç Anadolu'sundan insanlar hançeresinden, hı hı, sesinden, gırtlağından, enstrümanından, yöresinden, coğrafyasından ne varsa getiriyor, harmanlanıyor ama ortaya muazzam güzel tadı olan bir aşure çıkıyor. Musiki aşuresi, evet, çıkıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir keyif. Bu keyfi yani yaşamak güzel. Fakat tabii az önce de söyledim, o tarihi bize tevarüs eden o musiki mirasını orada bırakmadan ileriye, geçmişten alıp geleceğe taşımak, o da ayrı bir sorumluluk. İşte o sorumlulukla bu tada birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar yaşatmaya çalışıyoruz inşallah. Öğrencilerimizle özellikle dini musikiyle çok ciddi sıkıntılarımızın olduğu son yıllarda devlet yetkililerimizin çok önemli tedbirleri var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün, üniversitelerin özellikle din musikisine ya da musikiyi genel olarak özelde dini musikiye karşı çok ciddi önlemleri var, güzel çalışmaları var. Bunların bir paydaşı olmak, hı hı, bunlarla bu çalışmalarda ortak hareket ediyor olmak da bize güzellik veriyor. Hocam ben de o noktaya aslında müsaadenizle değinmek istiyorum. Çünkü burası gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Hocam özellikle kendi medeniyetimizi göz önünde bulundurduğumuzda diğer medeniyetleri kendi medeniyetimizin unsurlarıyla alakalı bir noktada kıyaslama imkanı bulabiliyoruz. Şu anda günümüzde ben açıkçası bir böyle öz eleştiri olarak ifade etmeye gayret edeyim müsaadenizle. Batı medeniyetinin musikiyle olan alakasına baktığımızda daha 3 yaşında, 5 yaşında çocukların bir enstrümanla tanıştırılması ve kendi medeniyetine ait olan ürünleri icra etmeye veyahut da dinlemeye başlaması gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. Bizde bu birazcık daha geç bir noktada başlıyor. Bir de özellikle mesela ilkokul çağında çocuklarımızın eline vermiş olduğumuz flütlerle Batı müziği formlarına ait eserleri onların icra etmeleri noktasında bir telkinde bulunuyoruz. Biz ne vakit kendi medeniyetimize ait olan bir musiki birikimi varmış diye baktığımızda da yaşımız lise çağını epeyce geçmiş oluyor. Bu noktada nasıl bir tedbir uygulansa yeridir hocam? Biraz bu noktadan bahsetsek. Çok önemli bir konu. Gerçekten üzerinde çok uzun uğraşlarla düşünülüp üzerinde çok ciddi anlamda pansuman değil ama eyvallah, kalıcı neşter atılması gereken bir konu. Ben naçizane sadece şunu gördüm. Bizde pek çok şey politikası var ama yani kağıt üzerinde kalmış. Hı hı. Örneğin müzik politikamızda müzik derken sadece dini musiki değil. Genel müzik politikamızın bu konuda sanki bizi sekteye uğrattığını düşünüyorum. Evet. Özellikle son yıllarda bir toparlanmayı klasik müziğimizin, geleneksel müziğimizin, bu coğrafyaya ait müziğin, bu medeniyetinden geçmişten bize tevarüz edilen bu büyük musiki dağarının, hı hı, ciddi anlamda geç kalınmış bir şekilde, hı hı, gelecek nesillere aktarılmadığını görüyoruz. Ama şükürler olsun son yıllarda ciddi anlamda başlangıçta belki pansuman tedbirler, evet, olsa bile çok kalıcı adımlar atılmaya başlandığını görmek, hı hı, bizi mutlu ediyor. Hı hı. Çok basit bir örnek için söylüyorum. Örneğin dini musiki ile alakalı şimdi geçmişte olan Selahattin camilerinde, evet, ki din görevlilerinin müzikal kapasitesine baktığınız zaman, hı hı, şu anla kıyas ettiğiniz zaman çok ciddi anlamda farklar olduğunu görüyorsunuz. Bu şundan kaynaklanıyor. Musiki'nin sadece belli bir kurumda değil, bütün alanda, resmi kurumlardan özel STK'lara varıncaya kadar her yerde, az önce siz ifade buyurdunuz, Batı medeniyeti olduğu gibi çocuktan verilmeye başlandı, bir coğrafyadan geliyoruz biz. Bir tarihten geliyoruz. Evet. Son yıllarda bunu göremesek bile ama bir toparlanmanın içerisine girdiğimizi görüyoruz. Geleneksel müziğimizdeki bir trendin artışını, bunun kurumlara yansımasını, devlet erkanının bu işe sahip çıkmasını, bu konudaki gerekli ilgili kurumların ciddi tedbirler alışını görmek bizi mutlu ediyor. İşte bizim Yıldırım Beyaz Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı'nın alanında ilk ve tek bir kurum olarak, evet, evet, başlaması, lisans eğitimi veriyor olması bunun bir habercisi. Evet. Yakın zamanda belki onlarca buna benzer kurumlar açılacak.
gereken özeni dini müziğimiz özelinde Türk müziğimize olan değeri aslında bulmuş olacağız. Bu önemli. Batıyla doğuyu kıyas etmek doğru değil. Çünkü her medeniyetin kendine göre kalıpları var. Evet. Bir fıtrat geleneği tabii var. Ama tabii bu coğrafyada bu tarihe geçmiş bir insana başka hı, coğrafyanın başka fıtratın enstrümanını ya da musikisini vermek son derece zaten hı, sıkıntılı olduğunu gördük. Ama şükür bu anlaşıldı, bu görüldü. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bununla alakalı ciddi tedbirler alındığını görüyoruz. Mutluyuz. Yani daha doğrusu umutluyuz. Hani hı, çok şey yapılmış değil. Ama yapılacaklara bir şey haber veriyor, evet, umut veriyor bizi eyvallah, inşallah. Hocam sizden bir eser daha dinlesek, öyle eyvallah, devam etsek. Çünkü programın sonuna yaklaştık neredeyse. Sizin ifadelerinizi de, sohbetinizi de bir eserle taclandırsak diye de arzu ediyoruz. Ne lütfedersiniz efendim bize? Hicaz bir eser okuyalım inşallah. Hicaz. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Gerçekten harikulade bir eser. Böylelikle rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocamı da anmış olduk. Allah Cenab-ı rahmet Allah eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Çok önemli bir misyon üstlenerek, özellikle Türk din musikisiyle alakalı, evvela TRT'de yapmış olduğu çalışmalarla, kurduğu korolarla, ardından bize bırakmış olduğu külliyatı ile nasıl evet, büyük bir hizmet ettiğini, nasıl önemli bir misyonu, geleneksel misyonu takip ederek önemli ürünler ortaya koyduğunu gördük. Allah-u Teala yapmış olduğu hizmetlerden hasıl olan sevabı ile karşılasın inşallah. Onu lütfuyla, keremiyle karşılasın. Rahmetiyle de muamele eylesin. Böyle insanlara çok ihtiyaç var değil mi hocam? Elbette. Yani yüzyıllardır Itri'nin tekbiri ile, Salat-ı Ümmiyesi ile gönül dünyamızı zenginleştiriyoruz. Evet.
Bir taraftan Ali Ufki Bey'in bize bırakmış olduğu mecmuayı Sazı Söz'ün sayfaları arasında medeniyetimize ait olan o güzellikleri bulurken, Kutbi Nâhi Osman Dede'nin derlemiş olduğu o notalara bakarak kendi kimliğimizi oluşturuyoruz. Sonra Ali Ufki Bey'le birlikte günümüze Osmanlı sultanlarının da ne kadar musikiyle alakalı olduğunu ve daha sonra 1. Mahmutların kendi gönlünden neşet etmiş makam tertipleriyle 3. Selimlerin varlığından haberdar oluyoruz. Bu da ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu, o medeniyetinin bir parçası olduğumuzu bize gösteriyor. Büyük bir mutluluk değil mi hocam? Elbette. Siz de bu hizmetleri devam ettiriyorsunuz. Evet. Allah-u Teala gayretlerinizi devam ettirsin. Teşekkür inşallah. Ederiz. Sizler derken tabii biz görev taksimatı içerisinde bize düşen görev bu. Oysa hani Türk musikisi nazari ve ameli olarak iki kısımda mütalaa edilir. Biz belki nazari olarak belki talebe yetiştirme anlamında yapıyoruz ama işin icrası bambaşka. İşin icrasını sizler yapıyorsunuz. Değerli üstadlarımız yapıyor. Hocalarımız yapıyorlar. Diğer arkadaşlarımız yapıyorlar. Tabii bu bir büyük yük. Dolayısıyla herkes bir tarafından tutuyor. Kurumlar olarak, şahıs olarak, özel STK'lar olarak. Mutlu olması gereken konu güzel bir hizmete ram olmak. Güzel bir hizmetin içerisinde yer almak. Hani Mevlana diyor ya, neyi arıyorsanız olsunuz diyor. Biz aslında onu arıyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla bu kutlu yolculuk, güzide yolculukta birlikte hareket etmek, yani name ile, ses ile, saz ile, hançere ile Allah'ı, peygamberi, kutsalı, güzeli anlatmak yeryüzündeki görevlerin belki en iyilerinden. Değil mi? Hem mutlu oluyorsunuz hem de işinizi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir görev, güzel bir durum. Ama bu görevi birlikte yapıyoruz. Bütün insanlar olarak, bütün kurumlar olarak. Çok teşekkür ediyorum. Güzel özetlediniz. O insanların yani ıtriyi kelimelerle ifade edemeyiz. 2012 yılında UNESCO'nun bir ıtri yılı ilanı var. Biz belki gereğince yerine getiremedik ama bundan sonra bütün kurumlarımızda, bütün öğrencilerimizle, bütün hocalarımızla onu yaşatmak, onun gibi simaları yaşatmak bizim belki boynumuzun borcu. Bu anlamda Ahmet Hatipoğlu hocamızın ikinci ıtri, yani çağımızın ıtrisi diye de telakki bulan o güzel lakaptır. Onu da yaşatmak çok güzel bir duygu. Biz hocalarımızla, öğrencilerimizle onu anlatmaya, onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yakın tarihimizde Türk din musikisi alanında pek çok insandan bir tanesidir bu işe hizmet eden, çalıştığı kurumda icralarıyla, bestesiyle, güftesiyle bu işe gönül vermiş, bu işi yaşatmaya çalışan ender simalardandır. O ve adını burada sayamadığımız onlarca, yüzlerce icracı, nazariyatçı veya diğer musikinin diğer bölümlerinde yer alan bütün çalışanları tebrik ediyoruz bu kutlu vazifede, bu güzide yolculukta birlikte olduklarımızdan dolayı. Hocam izninizle ben bir eser okusam ondan sonra son olarak zaten sizin akademik çalışmalarınızda yazmış olduğunuz makaleleriniz ve şu anda hazırlığı içinde olduğunuz bir kitabınız var. Böyle birkaç cümleyle sizden onu istirham edeceğiz. Sonra birlikte herhalde bir eser okuyarak programı kapatacağız değil mi hocam? Eyvallah. Peki. Mevlana, dost Mevlana.
ateşe tam bozmuş o tövbeni yine gel. İster putperest ol, ister ateşe tam bozmuş o tövbeni yine gel. Eyvallah efendim. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Biz evet. Teşekkür ederiz ne efendim. Güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile alakalı bir çalışmamızdan neşet eden bir eser idi. Hadsizliğimizi bağışlayın, böyle gönlümüze geleni paylaşıyoruz nâme olarak. Üstadım, akademik kariyerinizde yazmış olduğunuz makaleleri ve şu anda bir hazırlık içinde olduğunuz kitabınız evet. olduğunu biliyoruz. Biraz birkaç cümleyle onlardan bahsedip programımızın da malum sonuna geldik. Eyvallah. Şöyle Necip Bey, akademik çalışmalar bir faydası olsun mülahazasını hep güttüm. Yani bir yaraya neşter vurulsun istedim. Genelde makalelerimi dini muzika ile alakalı, dini muzikinin etrafında dönen sıkıntılar, arızalar, yetersizlikler üzerine kurmaya çalışıyorum. Örneğin Kur'an kurslarında dini muzikinin yeri ve öneminden bahsettiğim bir makalem var. Çünkü önemsiyorum. İmam Hatip liselerinde örneğin dini muzika eğitiminin yetersizlikleri gördüm. Bizzat ders verdiğim için biliyorum. Hocalık yaptığım için biliyorum. Öğrenci olduğum için biliyorum. Dolayısıyla bu minval üzere genelde bu konulara dokunmaya çalışıyorum. Yani onun üzerinde çalışmam var. 20'nin üzerinde de çeşitli uluslararası sempozyumlarda bu konuları anlatmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar. Fakat kitap olarak da Türk musikisinde din konusunu öteden beri hayretle inceledim. İncelemeye devam ediyorum. Kitap da bunun üzerine teşekkür etti zaten. Türk musikisinde din gerçeği. Aynı zamanda dini kurumlar ve din görevlileri. Bunu önemsiyorum çünkü yıllarca gördüğüm bir konu, az önce de konuştuk. Bu bazı arızalar var. Bunların belki bu arızalara tedavi mahiyetinde, bir fikir verir mahiyetinde bunları önemsiyoruz. İnşallah ilgili yerlere, ilgili kişilere, ilgili kurumlara sesimizi duyurabilirsek, gelecek adına ezan okuyan, müezzinlik yapan ya da herhangi bir yerde çalışan din görevlilerimiz başta olmak üzere bu konuya gönül vermiş her insanın güzelliklerle hayatını idam etmesini istiyoruz. Güzel eserler okumasını istiyoruz. Dolayısıyla bütün bu minval üzerinde çalışma aramızı toplamaya çalışıyoruz. Çok İnşallah faydalı olur, bereketli olur. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz. Birlikte bu sohbeti gerçekleştirmiş olmanın bize verdiği mutluluğu ifademiz mümkün değil. Hem okumuş olduğunuz eserlerle hem özellikle fakülte temelli anlattığınız ifadelerle de gerçekten çok önemli bir eksiğimizi kapattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben bu vesileyle bir şey söylemek isterim. Lütfen. Gönlü az önce konuştuğumuz konular çerçevesinde olup bu işe gönül veren pek çok dostlarımızı öğrenci olarak görmek isteriz. Ne kadar güzel. Sadece birinci sınava, YGS sınavına girip 180 puanı aldıktan sonra biz yetenek sınavıyla öğrencilerimizi alıyoruz. Sadece onlardan aşk istiyoruz. Musiki aşk istiyoruz. Dini musiki aşk istiyoruz. Başka bir şeye bakmıyoruz yeteneğin dışında. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kıymetli seyirciler, bugün çok kıymetli dostum, üstadım Arif Demir Beyefendi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Arif Demir Beyefendi ile sohbet etme, onun yolculuğu esnasında bizlere vermiş olduğu güzelliklerle yüz yüze kalmaya gayret ettik.
Bu yolculuğa bizlerle birlikte iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli üstadımla birlikte icra edeceğimiz bir eserle sizlere veda edeceğiz ama kendisinin hatırlattığı ikazı da tekrar ifade etmek isterim ben. Ankara'da din musikisiyle alakalı sizler için çok önemli bir kapı açılmış durumda ve bu kapı gerçekten birinci sınavı kazanan talebelerin yetenek sınavıyla geçiş yapabilecekleri bir kurum, bir öğrenim merkezi. Sizlerin de oraya aşkınızla, muhabbetinizle gitmenizi değerli hocalarımız, üstadlarımız bekliyorlar. Efendim bendeniz Necip Karakaya. Muhabbetname programında önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla inşallah sizlerle tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın. Feryat eder vakti seher, her nesli kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Allah 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 Allah. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Allah 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 sertesen, feryat eder vakti seher. Bak gör ki alem sertesen, feryat eder vakti seher. Allah 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 Allah. Thank you.